Bir bandoda timpanist olmak son derece önemli bir iştir. Gereğinden kuvvetli çalarsam eğer, tüm bandonun sesini bastırabilirim. Aynı zamanda tempoyu belirlemek de benim görevlerimden biridir. Bunun için timpanist olmak gerçekten çok fazla sorumluluk gerektirir. Mozart'tan önceki zamanlarda timpaninin çok büyük bir müzikal aralığı olduğunu söyleyemeyiz. Perdeleri kolayca değiştirmek mümkün değilmiş. Perde değiştirmek için davulun üzerindeki deriyi sıkmak ya da esnetmek, bunun için de görmüş olduğunuz videoların hepsini tek tek çevirmek gerekirmiş. Timpani hem müzikal hem de mekanik anlamda geliştikçe kullanımı daha kolay bir enstrüman haline gelmiş ve besteciler bu enstrümana daha çok yer vermeye başlamışlar. Böylelikle ortaya çıkan müzik de Mozart'ın, hatta Beethoven'ın zamanlarına kıyasla daha zenginleşmiş. Timpani çalarken pedalı çok fazla kullandığımdan kendimi bisiklete biniyor gibi hissederim. Bir sürü nota, bir sürü ritim ve bir sürü solo. Bu sebeple oldukça pratik yapmam, hazırlanmam ve ellerimi esnetmem şart. Alıştırma pedinde pratik yapmak iyi bir başlangıçtır. Buna ek olarak enstrümanların iyi durumda olduğundan ve seslerinin de doğru tonda çıktığından mutlaka emin olmam gerekir. Hazırlığa başlamadan timpaniden gelen sesin doğru olup olmadığını önce kontrol ederim. Bunun için üst kısmı temizlemem gerekir ve bunu yaparken de az önce bahsettiğim vidaların hepsini kontrol edip akordun doğru olup olmadığına bakarım. Akort yapmak için iyi bir kulağa sahip olmanız elzemdir. Timpani çalarken neredeyse tüm notaların akortsuz çıktığını varsayarım. Bunun için de performans boyunca vuruşlar arasında uyum yaratmaya çalışırım. Timpanideki belirli bir perdenin aralığı çok fazla armonik ses içerdiği için oldukça geniştir. Benzer şekilde bir notayı flütle çalmak ve tubayla çalmak arasında küçük de olsa bir fark olur. Bu yüzden akort yaparken her zaman diğer enstrümanları dinleyerek uyum sağlamaya çalışırım. Timpani üzerinde perdeleri görsel olarak ayarlamama yardımcı olan göstergeler var ama kusursuz bir uyum yakalamak için bu göstergelerin tek başına yeterli olduklarını düşünmüyorum. Vurmalı çalgı çalan her müzisyen için olduğu gibi timpani bagetleri ve tokmakları son derece kişiseldir. Tabii bu baget ya da tokmaklar da zaman içinde eskirler. Biz de bu sopaları diğer müzisyenler gibi satın alırız, bakımını yaparız ama eskidiklerinde üzerlerine daha fazla keçe dikmemiz gerekir. Bu önemlidir. Ben Alman keçesi kullanıyorum. Kendim alıyorum bunu. Kesiyorum, dikiyorum ve bu gerçekten çok zamanımı alıyor. Her çift tokmak için bir saat gibi bir süre harcamam gerekiyor. Ucundan bir miktar ip göründüğünde ise tekrarlamak icap ediyor. Bugün üzerlerinde keçe olan tokmakları hazır olarak satın almak da mümkün. Yani benimkisi kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat. Yine de bu işi kendim yapmayı tercih ediyorum çünkü sürekli kullanıyorum.